Kürt seçmen, ben varım ee, ve artık bu ülkede bensiz siyaset yapılamaz. Belki tek başıma İstanbul'u kazanamayabilirim, Ankara'yı kazanamayabilirim, Adana'yı kazanamayabilirim, Antalya'yı kazanamayabilirim. Ama benimle birlikte kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Sonuçta HDP seçmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'la büyük kaybettirdi. Görmek lazım. Üzerine onlar da düşüneceklerdir herhalde. Ee, ve yanı sıra, yanında durulması sakıncalı görünüyor hissi hiç ortadan kaldırılmamış olsa dahi yanında durmakta beis görmediğini düşündüğü bir siyasi partiye de çok uzun bir zamandan sonra büyük kazandırdı. Bunu görmek lazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hem Ankara'yı hem İstanbul'u ve yanı sıra mesela Antalya'yı. Dolayısıyla şey ben siz siyaset yapamazsın Türkiye'de diyor. Bütün siyasi partilere söylüyor bunu. Beni de hesaba katmak durumundasın. HDP'li seçmen. Belki buna da bakmak lazım. Her yere bir şekilde sorumluluk dağıtarak hala iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başındaki lidere de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ve eş zamanlı olarak kendi siyasi partisi HDP'ye de şunu diyor olabilir mi? Siz Kürt meselesine dair ne söylüyorsunuz? Ne vaat ediyorsunuz? Sonuçta hem CHP'ye oy vermiş bir Kürt seçmenden bahsediyoruz, hem HDP'ye oy vermiş, hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş. Her üç partiyi de bence bir şekilde Kürt meselesinin çözümü ya da çözümsüzlüğüne dair bir denklemin içine davet ettiğini düşünüyorum.